Öncelikle Tıp Bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gene artık 100. yıldayız. Tarih 14 Mart 1919 İstanbul işgal altında. Tıbbi 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğinde tıp öğrencisi ve hekimler işgali protesto etmek için bir araya geldi. Genç tıbbiyelilerin tıbbiye-i şahanede orada işte direnişe katılma öyküsünün yazıldığı, başladığı yerdir. Böylece ilk tıp bayramı tıp sektöründe hizmet edenlerin yurdu savunmasıyla başladı. Tıbbiyeli hikmetlerden devraldık. Çok anlamlıdır 14 Mart Tıp Bayramı. Hem mesleği değerlendirmek hem de milli mücadelenin içinde bulunma ikisini birlikte içerir. Yalnızca Türkiye'de kutlanan Tıp Bayramı'nın tarihçesi milli mücadele dönemine dayanıyor. Hekimler 100 yıl öncesine dayanan o ruhu günümüzde de yaşatmaya çalışıyor. Tabii sadece Türkiye'de var. Türkiye'ye özel bu Tıp Bayramı. Tıbbiye-i şahane genç tıbbiyeliler bütün güçleriyle katılmışlardır milli mücadeleye. Böyle bir yani bizim açımızdan çok anlamlıdır. Yorulmadan işlerini severek yapıyorlar ancak onları olumsuz etkileyen sağlıkta şiddet olayı hızla artıyor. Bu sağlıkta dönüşümle birlikte AK Parti'nin başladı, yoğunlaştı şiddet. Ancak bugün geldiğimiz noktada başından itibaren hep vardı, hep ölümler vardı. Görülür ve kabul edilir hale geldi. Hükümet de artık reddedemiyor. Böyle bir sorunun olduğunu, hükümet yandaşları da reddedemiyor. Doktor Hikmet Çevik'e göre sağlıkta yaşanan şiddetin arkasında sağlıkta dönüşüm var. Dönüşümün bittiğini söyleyen Çevik, artık politikayı uygulayan taraf da yaşanan sorunların farkında dedi. 130, 140, 150, 200 hastaya bakmaya zorlayan, abartılı sayıda ameliyatlar yapmaya zorlayan bir ortamda çalışıyoruz. Bunun sonuna geldik. Politikayı uygulayan taraf da artık bu sorunu sürdüremeyeceğinin farkında, kabul ediyor. Yandaşları da kabul ediyor.